Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok seveceğinizi düşündüm bir çanta tarifi vereceğim sizlere. çantayı kağıt ipli ördüm ama illaki kağıt ipli örmenize gerek yok. Dilediğiniz her türlü ipe Uyabilecek güzel bir model. Çok hızlı ilerliyor. Bu tarz modelleri çok seviyorsunuz. O yüzden e, tercih ettim açıkçası bu modeli. Çabucak bitirebileceğiniz modellerden bir tanesi. Şimdi bilgilendirmemi yapayım önce malzemelerle ilgili, sonra anlatımına geçeyim. Kağıt ip kullandım. Dediğim gibi toplamda 300 gramlık kağıt ip yeterli oluyor. Ben biraz hareket katsın diye şöyle az kısmına farklı bir renkle bitirdim. Ve askılarını da yine lila rengiyle öreceğim. Benim bu kullanmış olduğum ipler bu pudra rengi. Bu da lila rengi arkadaşlar. Pedobi bir sayfasına alıyorum kağıt iplerimi. Açıklama kısmına sayfanın ismini tekrar etiketliyor olacağım. dikdörtgen bir taban ördüm. Daha sonra tabanın üzerine modelimi çıktım. Tabanla başlayacağız. Model anlatımıyla devam edeceğiz. Ve askılarla bitireceğiz örgümüzü. Ben 3,5 milimlik tığ kullanıyorum ama el ayarınıza göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. E, el ayarınız ve ipinizin farklılığına göre de çantanın ebatları değişecektir. Ama çok büyük farklar da olmaz. Onu da önden bilgilendirmiş olayım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli. Beni destekleyin lütfen. Beğenerek beni destekleyebilirsiniz. O yüzden videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Instagram ismim. Instagram isim kanalımla aynı isimde. Ice Ha Hobi aynı isimle Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz tarifini merak ettiğiniz modelleri oradan bana iletebilirsiniz ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışırım sizler için şimdi çantamızın yapımına başlayalım evet arkadaşlar şimdi zincir çekerek başlıyoruz dikdörtgen tabanımızı öreceğiz şimdi dikdörtgen tabanım için ben toplamda 31 tane zincir çektim. İlk zincirimi örmeden atlayacağım, diğer zincirlerime birer tane sık iğne yapacağım ta ki sıra sonundaki zincire kadar ancak zincirleri örüyorken e, direkt ortalarına batmayacağım arkalarını çevireceğim şu arkalarında görünen şu ilmeklere batacağım böyle yan tuttuğunuzda da bakın net bir şekilde görünüyorlar timsah sırtı diyorum ben bunlara timsah sırtı gibi çıkıntılar var şu ilmeklere batacağım ki ortada böyle bir boşluk görüntüsü oluşmasın. Şimdi ilk zincirimi örmeden atlıyorum. İkinci zincirime bakın zincirimin arkasını çevirdim. Şöyle net diyelim. Zincirimin arkasını çevirdim. İkinci zincirime şöyle hemen batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bakın bir sonrakinde. Bu dikdörtgen tabanı bütün çantalarda kullanabilirsiniz. Ee, yaklaşık 31 zincirle başlarsanız tabanınızın ölçüleri Vurdum. <laughs> Tabanımızın ölçüleri e, derinliği yani şu en kısmı dediğim 10 santim oluyor. Uzunluk kısmı dediğim ise e, 30 santim oluyor. Ben şimdi ördükten sonra yine size göstereceğim zaten. Kendi şu an ördüğüm çantanın tabanında da göstereceğim. Zincir sayınızı daha küçük atarsanız daha küçük bir taban elde edersiniz. Daha büyük atarsanız daha büyük bir taban elde edersiniz. Ama bu sayılarla yaparsanız... İdeal ideal bir çanta ebatlarında oluyor. Şimdi dediğim gibi zincir sonuna kadar her zincirime bakın böyle birer kere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet şimdi sıra sonuna kadar her zincirime sık iğnemi yaptım. Sıranın sonunda bakın tam son bir tane zincirim kaldı. Buna batıyorum. Toplamda bu zincire 3 tane sık iğne yapacağım. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Üç tane sık iğnemi yaptım. Böylelikle zincirin diğer tarafına dönmüş oldum. Bu bizim ilk sıramız. Şimdi ve burası bizim dönüş noktamız. Köşemiz yani. Şimdi diğer zincirlere yine birer tane sık iğne yaparak başladığım yere kadar ilerliyorum. Orada da yine köşe oluşturacağım ve sırayı bitireceğim. Bu aralarda köşe haricindeki şuralara köşe diyelim arkadaşlar. Köşe haricindeki aralardaki kısımlarda arttırma azaltma hiçbir şey yok. Sabit bir şekilde sık iğneleri örüyoruz. Yani her birine birer tane sık iğne yapıp bu araları geçiyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar arkadaşlar ilerledim. Elimle mutlaka kağıt ipi düzeltiyorum. Kağıt ip her zaman E ütüsü ister. Ee, sıranın sonundaki bakın son sık iğnemi yaptım. Şimdi sırayı kapatmadan önce köşe oluşturacağım. Başlarken e, bir tane sık iğne e, pardon bir tane zinciri örmeden atlayarak başlamışım. Yani ilk zinciri örmemiştim. ikinci zincire sık iğne yapmıştım. Bakın ilk zincirde şurası. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Atladığımız, örmeden atladığımız ilk zincir burası. Biterken burayı örüp öyle bitireceğiz. Bu zincire batıyorum. Şöyle bir aynı zincire bir daha. 2 aynı zincire bir daha ve 3. 3 tane aynı zincirin içine sık iğnemi yaptım. İlk yaptığım sıra başı burasıydı. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım ve sırayı kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Her sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Evet, aralardaki bakın sık iğneleri başladım ve ördüm ta ki köşedeki aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptığım yere gelene kadar. Bakın şu 3 sık iğne de şimdi arttırma yapacağım ve köşelerin tamamen oluşmasını sağlayacağım. Bu 3 tane sık iğnenin ilkine hemen 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 İkinci sık iğneme bir tane sık iğne yapacağım. Üçüncü sık iğneme üç tane sık iğne yapacağım. Bir, iki ve üç. Şöyle bakın sağda ve solda üç sık iğneden oluşan gruplarımız oldu. Ortada tek sık iğnemiz var. Biz e, tabanımızı büyütürken hep bu sağdaki ve soldaki üçlü sık iğne ile arttırarak büyüteceğiz tabanı. Onu da sadece şu üç tane sık iğnenin ortasındaki sık iğne ile yapacağız. Bir sonraki sırada anlattığımda daha da net anlayacaksınız. Şimdi köşeyi yaptık. Buraları tek tek göstermeyeyim Uzamasın, sizde sıkmayayım. Aralardaki sık iğneler birer tane örülecek. Örüp diğer köşeye geleceğim. Burayı bir kere daha göstereceğim. Evet bu kısma geldim. Şimdi yine yapalım. Bakın aynı noktaya battığımız 3 tane sık iğnemiz var. İlkine hemen 3 tane sık iğne yapıyoruz. İkinciye bir tane sık iğne. Üçüncüye 3 üç tane sık iğne. Daha sonra buraya ilmek belirleyici takabilirsiniz karıştırıyorsanız. İlk başladığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Üstüne bir tane zincir çekiyoruz ve biz şu anda ikinci sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geldik. Hemen sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşeye kadar ilerliyoruz. Bakın köşeye kadar arkadaşlar ilerledim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Dediğim gibi sağda ve solda üçerli grup var. Şimdi bu 3 tane sık iğnenin ilkine bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne bir tane sık iğne. Bakın bu üçlüyü arttırarak köşemizi oluşturduk. Sağdaki köşeyi. Şu ortadaki sık iğne bir, bir tane olarak örülüp diğer üçlü gruba geçiyoruz. Diğer üçlü grupta burada yaptığımızın aynısı. İlkine bir tane ikincisine bir iki 3 Üç tane, üçüncüsüne bir tane. Bu köşeyi de bitirdik. Aralardaki sık iğneleri yine birer tane örüp diğer köşeye kadar ilerliyoruz. Diğer köşeye kadar geldik. Bakın yine aynı işlemleri yapacağız. Üçlü sık iğnemiz var. İlkine bir tane sık iğne yapıyorum ikincisine 3 üç tane üçüncüsüne bir tane aradaki tek sık iğnemi örüyorum ve diğer üçlü gruba geçiyorum İlkine bir tane sık iğne ikincisine üç tane üçüncüsüne yine bir tane böylelikle bu sırayı da tamamlıyorum İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle yine sıramı bitirmiş oldum. Bir zincir çektim. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Aradaki sık iğneleri örüp köşeye kadar ilerliyorum. Köşeye kadar geldim. Bakın üçlü grup var. Her sırada aynı işlemi yapacağım. Bir kere daha anlatmış olayım. Bu üçlü grubun ilkine bir tane sık iğne, ikincisine üç tane sık iğne. Üçüncüye yine bir tane sık iğne. Diğer üçlü gruba kadar olan şu aradaki sık iğnelerde hiçbir işlem yok. Onları birer tane sık iğne olarak örüyoruz. Diğer üçlü gruba geliyoruz. Burada yaptığımızın aynısı. İlk sık iğneye bir tane sık iğne. ikinciye üç tane. Ve üçüncüye bir tane sık iğne. Köşeyi bitirmiş oluyoruz. Diğer köşeye kadar olan ortadaki sık iğneleri birer tane örerek ilerliyoruz. Köşeye kadar geldik. Burada yine aynı işlemler. Bakın üçlü sık iğne grubumuz var. İlkine bir tane sık iğne ördüm. İkincisine bir, iki, üç tane sık iğne ördüm. Üçüncüsüne bir tane ördüm. Diğer aynı noktaya 3 tane yaptığım sık iğneye kadar olan şu aradaki sık iğneleri toplamda 3 tane var burada. Birer tane örüp Burayı geçiyorum. Diğer üçlü gruba gelmiş oluyorum. İlk sık iğneme bir tane, ikincisine 1 2 3 tane, üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın daha sonra yanında bir sık iğnem var. Bu da bir tane sık iğne örüyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıp sırayı kapatıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakalım kaç sıra örmüşüz. 4 sıra örmüşüz. Burası benim orta noktam. 1, 2, 3, 4. 4 sıra örmüşüz. Aynı şekilde ne kadar böyle derinliği olsun istiyorsak çantanın o kadar öreceğiz. Ben zaten örüp göstereceğim. Şimdi bu sırada bir kere daha göstereyim. Sonrasında tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Yani her sıra birbirinin aynısı. Şimdi burada hemen sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğnelerimi örüp ta ki şu köşedeki ile gruba gelene kadar devam ediyorum. Evet, üçlü sık iğne grubuna kadar geldim. Sık iğneme bir tane sık iğne ördüm. İkincisine bir, iki, üç tane sık iğne ördüm. Üçüncüsüne bir tane sık iğne ördüm. Diğer üçlü gruba kadar olan şu aradaki beş tane sık iğneyi örüyorum. Bakın diğer üçlü gruba geldim yapıyorum. İlkine bir tane sık iğne örüyorum. ikincisine 3 tane sık iğne örüyorum. Ve üçüncüsüne bir tane sık iğne örüyorum. Köşeyi bitirdim. Şimdi şu aradaki sık iğneleri örüp diğer köşeye kadar geleceğim. köşeye geldim. 3 grubum var. İlkine bir tane. ikincisine 3 tane sık iğne. Üçüncüsüne bir tane sık iğne. Diğer üçlü gruba kadar olan kısımda 5 tane sık iğne var. Bu 5 tane sık iğneyi örüyorum. Buralarda arttırma azaltma yok. Ve diğer üçlü gruba geliyorum üçlü grupta hep aynı işlem ilkine bir tane ikinci sık iğnemi üç tane sık iğne üçüncü sık iğnemi bir tane sık iğne sonra bakın kalan iki sık iğneyi örüyorum ve ilmek kaydırma yöntemiyle Sıramı kapatıyorum Böylelikle arkadaşlar 5 sıra örmüş olduk Tabanınızı ördükten sonra üstüne bir kumaş koyup ütüleyebilirsiniz. Toplamda kaç sıra öreceğim? Bakın burada göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. 2, 4, 6, 8 garanti olsun sayayım bir daha. Pardon yanlış yerden saymışım. 2, 4, 6, 7 sıra olsun 2, 4, 6, 7. Evet, 7 sıra örmüşüm. Şimdi burada 5 sıra ördük. Üstüne 2 sıra daha öreceğiz. Aynı şekilde tarif ettiğim gibi. Sonra çantanın ölçüsüne bakacağız ve modele çıkacağız. Bu bizim e, çantamızın taban videosu gibi oldu, ama detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi diğer 2 sırayı tekrar göstermeyeyim, çok uzamasın. Çünkü aynı işlemler. 2 sırayı da örelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bakın tabana iki sıra daha ördüm ve bitti. Şimdi bu bizim taban videomuz olmuş oldu. Bu taban videosunu sonrakilerde de sonraki çantalarda da kullanacağız. Tekrar baştan anlatmayacağım. Bunu diğer çantalarda da kullanacağız. Ee, şimdi ölçüsüne bakalım. Ne oldu? Tabanımızın ölçüsü. Bakın şöyle göstereyim. 29 cm oldu arkadaşlar. Genişliğine yani şurası derinlik kısmını verir çantanın. Burası da 9,5 cm. 10 diyelim buraya. El ayarınıza göre dediğim gibi 1-2 cm ve ipe göre de değişir, oynar. 9 ile 10 cm arası bu şekilde bu kısım oluyor. Şöyle uzunluğu da 29 cm oluyor. Şimdi çantamızın tabanını yaptık. Daha sonra bu çanta tabanın üstüne istediğimiz her türlü modeli uygulayabiliriz. Daha büyük olsun istersek zincir sayımızı arttırabiliriz. Daha derinliği artsın istersek 7 sıra değil 8 sıra 9 sıra 9'dan daha fazlası olmasın çok büyük olur. O şekilde de arttırabiliriz. Dediğim gibi bu burada dursun bizim dikdörtgen taban videomuz olmuş olsun. Şimdi geldik en keyifli kısma, yani model kısmına. Modelimizi başlamadan önce tabanımızın üstünü önce bir sıra sık iğne sırası yapacağız. Daha sonra da model kurulumuna geçeceğiz. Bir sıra sık iğnemi nasıl yapacağım? Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Artık taban bittiği için köşelerde arttırma yok. Onları da birer tane sık iğne örerek geçeceğim. Bir zincir çektikten sonra sık iğnemin direkt tepesine batmayacağım. Arka kanadına batacağım. Daha sonra da arka kanadın altında şöyle arkada görünen ilmeğe batacağım. Bakın şöyle net göstermeye çalışayım. Şimdi sık iğnenin şöyle bir arka kanadı, bir de ön kanadı var. Tamamına batmıyorum. Sadece arka kanadına batıyorum. Bakın örgünün tersinde şu görünen arka kanadın altındaki böyle sıra sıra dizilen ilmekler var. Sanki dikiş yapmışsınız gibi. Ona da batıyorum arkadaşlar. Şu ikiliye battım ve sık iğne yaptım. Bir arka kanada, bir de altta kalan ilmeğe. İlk sırayı bu şekilde sık iğne yaparak öreceğim. Daha sonra bunun üstüne modeli kuracağım. Bakın böyle. Şöyle bir çizgi görüntüsü olacak. Taban bitti, gövdeye çıktık şeklinde bir görüntümüz olmuş olacak. Bu şekilde battığımız için şurası tok duracak arkadaşlar. Arka kanat ve hemen kanadın dibindeki şu ilmek. İkisine batıp sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu şekilde bütün bir etrafını dönüyoruz. Bakın köşelere geldim. Dediğim gibi burada arttırma azaltma yok artık. Her sık iğneye birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Taban bitti. Çantanın gövde kısmında hiçbir arttırma azaltma işlemimiz yok arkadaşlar. Evet. Bütün bir etrafını sık iğne döndüm ve başladığım yere kadar geldim. İlmek kaydırma yöntemiyle sıramı kapatıyorum. Üstüne kurmaya başlayabiliriz. En son bir tane zincir çekmiştik. Bu zincirimizin üzerine iki tane daha zincir ekliyoruz. Yani toplamda üç tane zincirimiz oluyor. Hemen zincirin yanındaki yani dibindeki ilk sık iğne tığımıza ip dolayıp batacağız. Tığımıza ip doladık. Battık ilmek alıp çıkarıyoruz. Şimdi tığda 3 tane ilmek var arkadaşlar. Tığımızı ip alıyoruz. İlk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Kalan 2 ilmek tığda bekliyor. Tığımıza ip doluyoruz. Aynı sık iğneye batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Tığda şu anda 4 ilmek var. Tığımıza ip alıyoruz. İlk 2 ilmeği çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz kalıyor. İlk yaptığımız 3 zincirde bir tane trabzan olarak sayıyoruz. Yan yana 3 tane trabzanımız oldu. Tığımıza ip aldık. Bu 3 tane ilmeği tığdan tek seferde çıkarıyoruz. Üstüne 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Aynı sık iğneye bir kere daha batacağız. Bir üçlü grup daha yapacağız. Battık. Tığımıza ip alıp çıkardık. Tığda 3 tane ilmek var. Tığımıza ip aldık. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıp Kalan 2 ilmeği bekletiyoruz. Tığımızı ip doladık. Aynı sık iğneye batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. İp aldık. İlk 2 ilmeği tığdan çıkardık. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Tığa ip doladık. Aynı sık iğneye battık. İp alıp çıkardık. Şu an 5 tane ilmek var. Tığımızı ip aldık. İlk ikisini çıkardık. 4 tane ilmeğimiz kaldı. Tığımızı ip alıyoruz ve bu 4 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. 3 tane daha trabzanımız oldu. Aynı sık iğne içinde toplamda 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. Bu 6 trabzanı araya 2 tane zincir çekerek üçerli olarak birbirinden ayırmış oluyoruz. Bu bizim modelimiz. Bunu sürekli tekrar ederek bütün bir taban etrafını döneceğiz. Şimdi bir daha yapalım. Tığımıza ip doluyoruz. Arada zincir yok arkadaşlar. Aşağıdan sayıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi örmeden atlıyoruz. 4. batıyoruz. Tığımızı ip alıp çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. İp aldık. İlk 2 ilmeği çıkardık. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu bekliyor. Tığa ip doladık. Aynı sık iğneye battık. İp alıp çıkardık. 4 ilmek var. İp aldık. İlk 2 ilmeği tığdan çıkardık. 3 ilmek kaldı. Bekliyor. Tığımıza ip aldık. Aynı sık iğneye battık, ip alıp çıkardık. Tığımıza ip aldık, ilk iki ilmeğimizi ördük, dört tane ilmeğimiz kaldı. Tığımıza ip alıyoruz ve bu dört ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. İlk üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi bir ve iki zincir çekiyoruz. Aynı sık iğneye üç tane daha trabzan yapacağız. Aynı sık iğneye batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Tığa ip alıyoruz ve şu an bakın 3 tane ilmek var. İlk ikisini çıkarıyoruz. Kalan 2'yi bekletiyoruz. Tığa ip doluyoruz. Aynı sık iğneye yine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. 4 tane ilmeğimiz var. İp aldık ve ilk iki ilmeği çıkardık. Kalan ilmekleri bekletiyoruz. Tığımıza ip doladık. Aynı sık iğneye battık. İp alıp çıkardık. Tığımıza ip aldık. İlk ikisini tığdan çıkardık. Şu anda 4 tane ilmeğimiz kaldı ve 3 tane trabzan yapmış olduk. Tığımıza ip aldık ve bu 4 tane ilmeği tığdan çıkardık ve modelimizi tekrar yapmış olduk. Aynı işlemleri tekrar ederek böyle bütün bir tarafı döneceğiz. Köşelerde dediğim gibi artık gövdedeyiz. Arttırma azaltma yok. Ve her seferinde aşağıdan 3 tane sık iğne atlayacağız. 4. sık iğneye batıp Aynı işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bakın köşeye kadar örüp geldim. Köşeyi mutlaka merak eden arkadaşlarım olacaktır. Görün istiyorum burayı. Dediğim gibi ekstra bir işlem yok. Arttırma azaltma yok. 1, 2, 3. 3 sık iğneyi atladım. Dördüncüye battım. İlmek alıp çıkardım. 3 tane ilmeğim var. İlk 2 ilmeği tığdan çıkarıp kalan 2 ilmeği beklettim. Tığa ip doladım. Aynı sık iğneye battım. İlmek alıp çıkardım. İlk iki ilmeği tığdan çıkardım. Kalanları beklettim. Tığa ip doladım. Aynı sık iğneye batıp ip çıkardım. Yani ilmek çıkardım. 4 pardon 5 tane ilmek var. Tığımı ip aldım ve ilk ikiyi tığdan çıkardım. 4 tane ilmeğim kaldı. 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tığımı ip aldım ve 4 tane ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Üstüne 2 tane zincir çektim. Aynı sık iğneye 3 tane daha trabzan yapacağım. Batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Sağ ip alıyorum, önce iki ilmeği çıkarıyorum. Kalanları bekletiyorum. Tığıma ip doluyorum. Aynı yere batıp ip alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıp ilk iki ilmeği çıkarıyorum. Kalanları bekletiyorum. İp alıyorum tığıma. Aynı sık iğneye batıp ip alıp çıkarıyorum. Önce ilk iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Kalan 4 tane ilmeğim var. Daha sonra bu 4 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bakın tekrar yapmış oldum. Tığıma ip doluyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneye batıp aynı işlemleri tekrar ediyorum. Ben şimdi bu sırayı bitireyim. Daha sonra sırayı nasıl kapatıyorum? Bir sonraki nasıl sıraya nasıl geçiyorum? Renk değiştirmek istiyorsam nasıl değiştiriyorum? Renk geçişini nasıl yapıyorum? Onları size göstereyim arkadaşlar. Evet, dört bir tarafını döndüm arkadaşlar sıra sonuna kadar geldi şimdi sırayı nasıl kapatıyoruz ve bir sonraki sıraya nasıl çıkıyoruz sırayı kapatıyorken bakın ilk yaptığımız şu üçlü trabzanın tepesinde şurada birleştirirken oluşan bir zincir var arada çektiğimiz iki zincirin ilki yani şuraya batıyorum ip alıp çıkarıyorum Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen modeli kurmaya başlıyorum. İlk sıranın aynısı. Her sıra birbirinin aynısı, hiçbir fark yok. Her sırada gösterdiğim şekilde sırayı kapatacağız ve bir sonraki sıraya başlayacağız. Bakın bu şekilde aynı şeyi yaptım ve oluşturdum. ikinci sıraya başlamış oldum. Diyelim ki ikinci sırayı farklı bir renkle yapmak istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Şimdi bunu sökelim. Diyelim ki farklı renkle öreceğiz. Şimdi ilk önce diğer rengi alacağız. Şöyle bir tane zincir çekeceğiz. Sonra bir tane daha ve önce bir ilmek oluşturacağız. Daha sonra en son yaptığımız üçlü grupta bırakmıştık biliyorsunuz. Şimdi tığı taktım. Bakın dediğim gibi bu ilk yaptığımız üç tane trabzanın tepesindeki şu boşluğa yani ilk zincirin hemen dibi oluyor burası. Buraya batıyorum. Diğer ipi kesmiyorum, o bekliyor. Sonraki sıralarda kullanırım diye. Kullanacağım yeni renkten oluşturduğum ilmeği tığa takıyorum ve battığım yerden çıkarıyorum. Daha sonra tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkada ipleri çekiyorum şöyle iyice. Üstüne bir tane zincir çekiyorum ve diğer rengi geçmiş oldum. Daha sonra hatta bakın şöyle yapalım. Boşluğa batıp ilmek çıkaralım çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirelim tam boşluğun içine denk gelelim üstüne 1 2 3 zincir çekiyoruz tığa ip doladık battık ilmek alıp çıkardık önce iki, 2 ilmek tığa ip doladık battık ilmek alıp çıkardık önce iki, 2 ilmek 3 tane trabzan oldu tığa ip aldık hepsini tığdan çıkardık 2 zincir Aynı boşluğa battık, İp alıp çıkardık, önce 2 ilmeği ördük, tığa ip doladık, aynı boşluğa battık, İp alıp 2 ilmeği çıkardık, bakın kalanlar bekliyor, tığa ip doladık, aynı boşluğa battık, önce 2 ilmeği tığdan çıkardık, 4 ilmek kaldı, 4'ünü tek seferden tığdan çıkardık ve modeli kurduk. Tığımızı ip doladık. Artık altlarda sık iğne yok. O yüzden sayacağımız hiçbir şey yok. Bunlara biz lale diyelim. Lalelerin ortasını oluşturduğumuz bu iki tane zincirlere batarak modeli örmeye devam edeceğiz. Bakın bu iki renk de birbirine çok güzel uydu. Şöyle iki zincir çektim. Aynı boşluğa 3 tane daha trabzanı yapıyorum. Bir sonrakine. Dediğim gibi lalelerin ortasındaki iki zincirlere. Şu aralara hiçbir işlem yok arkadaşlar. İki lalenin arasında hiçbir işlem yok. Hep şu ortalarına, iki tane üçlü grubun ortasına çektiğimiz iki zincirli kısımlara batarak öreceğiz. Ve bu şekilde çanta ne kadar uzunlukta olsun, yani yükseklikte olsun istiyorsak o kadar devam ettireceğiz. Ben şimdi size sayıp kaç sıra ördüğümü göstereceğim. Sonra da askımızı örelim ve çantamızı bitirelim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi renk geçişi yaparken ilmek kaydırma yapıp ortaya geldik ya. Renk geçişi yapmayacaksınız. Aynı renkle tek renk bir çanta öreceksiniz. Yine ilmek kaydırmayıp ortaya gelin. Şu bütünlük daha güzel oluyor. O yüzden e, ilmek kaydırma yapıp şuraya gelip öyle devam ettirin görüntü daha iyi oluyor arkadaşlar Şimdi şöyle sökeceğim orayı bir daha göstermek istiyorum anlamayanlar olabilir diye yani şundan bahsediyorum bir zincir çektik rengi değiştirmedik varsayalım tepeye battım Ilmeği alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bu iki zincirlik boşluğa batıp ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma ile direkt ortaya geliyorum. Bu şekilde yapın arkadaşlar sıranızı. Böyle daha güzel oluyor. Yani bütünlük olarak görüntü olarak daha iyi oluyor. Bu şekilde sıralara başlıyorsunuz. Anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden tekrar tekrar her sırayı göstermeyeceğim çünkü hepsi birbirinin aynısı. Ben şimdi ördüğüm parça üzerinden kaç sıra örmüşüm size onu göstereyim. Şimdi alıyorum çantamı bakalım kaç sıra örmüşüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra örmüşüm. 13 sıra ördükten sonra bir sırada ağız kısmına sık iğne yapacağım. sık iğneden sonra ölçü ne olmuş ona da bakalım. Bakın en son sırayı kapatmıştım. Kapatmayı tekrar beraber yapalım. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen kapatırken battığım zincirin tepesine batıp bir sık iğne. Orta boşluğa şimdi burada bir tanesini kullandım ya o yüzden orta boşluğa gelmiş oldum orta boşluğa iki zincirlik kısma bir tane daha sık iğne. Sonra bakın üçlü grupların tepesine batıyorum. Sık iğne. Şu, şu zincir olarak takip ederseniz daha kolay olur. Şöyle her birine mutlaka bir kere batıyorum arkadaşlar. Bir zincir. Bir sık iğne pardon. Her birine batıyorum. Bir sık iğne. Ortaya geldim. Bir tane Sonra Trabzan tepelerine geldim. Bir tane sık iğne. Yanındaki Trabzan tepesine. Bir tane sık iğne. Yanındaki Trabzan tepesine. Bir tane sık iğne. İki zincirlik kısma bir tane sık iğne. Sonra Trabzan tepeleri. Bakın gösteriyor batılacak yerler kendini. Atlamıyorum hiçbirini. Her birine mutlaka bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ağız kısmını böyle bir sıra sıkı iğne örelim. Sonra askıyı nasıl ördüm onu göstereceğim size. Evet şimdi geldik çantanın askı kısmına. Bakın ben şöyle askıyı ördüm. Nasıl ördüğümü anlatacağım sizlere. Ee, çok basit ve kolay bir askı seçtim sizler için. Şu ipin içinden alalım. Evet şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Ben şimdi küçük bir parça üzerinden göstereceğim. Toplamda arkadaşlar önce dikebilecek kadar ip bırakıyoruz. Daha sonra zincir çekiyoruz. Toplamda 81 tane zincir çekiyoruz. 81 zinciri çektikten sonra ilk zincirimizi örmeden atlıyoruz. Her zaman olduğu gibi arkalara batarak, arka çıkıntılara batarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize birer tane sık iğne yaptık. İlk yaptığımız sık iğne e, en son kalan sık e, zincirimizin söyleyemedim. <laughs> en son kalan zincirimize batıp 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Aynı taban yapar gibi yapıyorum yani. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra dönmüş oluyorum. Zincirlerime yine birer tane sık iğne yapıp sıra başına kadar geliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar ördüm, geldim İlk atladığım bir tane zincirin içine de yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sıraya başlarken ilk atladım, örmeden atladım. Zincirin içine aynı tabandaki işlem batıp 3 tane sık iğnemi yaptım. Sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma ile sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve her sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ta ki dönüşteki o 3 tane sık iğne yaptığım yere kadar. Evet, dönüşteki bu 3 tane sık iğne ne olduğu yere geldim. Bu üçlünün her birine 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 iki. İkincisine de 1 2 Üçüncüsüne de 1 2. 3 tane aynı noktaya battığım sık iğnenin üzerine üçüne de çifter batarak arttırma yaptım. Aradaki sık iğnelere birer tane sık iğne yapıp sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet. Sıra sonundaki son üçlüye geldim. Burada da aynı işlem. İlkine 2 iki tane, ikincisine 2 iki tane sık iğne. Üçüncüsüne 2 tane sık iğne. Yani üçüne de çift battım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle sırayı kapattım. Bu yeterli. Şimdi bunu şöyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Katladıktan sonra Yanındaki sırayı kapattıktan sonra yanındaki sık iğneye batıp bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve kendimi biraz ileriye atıyorum. Katladıktan sonra direkt sık iğneleri şöyle karşılıklı denk getiriyorum. 2 sık iğneye de aynı anda batıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani Ilmek kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar. Karşılıklı iki sık iğne aynı anda batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve böylelikle birleştirmiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Bakın şurada da şu kısımda da şöyle şuradan dikeceğiz. Böyle bir çıkıntı bırakmış oluyoruz. Şu kısımda kaç tane sık iğnemiz kaldıysa sayıyoruz. Aynı miktar burada da kalacak şekilde ipi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın burada da aynı sayıda sık iğne kaldığında tamamlıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Hatta bir tane daha çekelim. Daha sonra buradan ipi kesiyorum. İpimi kestim. Şöyle ince şurayı sıkılaştırıyorum. Daha sonra şöyle şu kalan parçayı örgünün içine alıyorum. Artık askı hazır. Bu askıyı çantaya dikeceğiz. Şöyle. Şimdi ben ördüğüm askının ölçüsünü de göstereyim. Şurada bakın. Şu ipi keseyim, içeriye çektiğim gibi de. Evet, askımızın ölçüsü 62 cm oluyor arkadaşlar. Daha sonra şimdi bunu çantaya dikeceğiz. Evet, şöyle koydum askıyı arkadaşlar. Bu şekilde kendi ipiyle dikiyorum. Ben çantanın ağız kısmına sık iğneyi devam ettiremedim. Çünkü benim en son şu kullandığım lila renk ipim tam 100 gram değildi. O yüzden yetmedi. Ama sizler sık iğne yapın dediğim gibi yani şu ağız kısmı daha temiz durur yani görüntü olarak sadece. Ben dediğim gibi yeter diye düşündüm ama yetmedi, söktüm o yüzden geri. Şimdi bu şekilde sağlamlığına emin olana kadar, dilerseniz birkaç sefer geçebilirsiniz burayı. Böyle dikiyoruz. Evet arkadaşlar şu an çantam hazır. Şimdi çantamızın ölçülerine bakalım. bakın şöyle eni 35 santim yüksekliği 27.5 mu Evet 27 diyelim 27 santim askı iki askı e, askı aralığı iki askı nereden çıktı askı aralığı ise 8 santim arkadaşlar asgaralı 8 santim kenarlarda bakın 10'ar santimlik mesafe kalmış. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. dikmişim. Bu şekilde çantamız tamamen hazır durumda. Evet şöyle çantayı göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şu anda içinde herhangi bir şey yok. Astar da dikmedim. Siz dilerseniz astar dikebilirsiniz. Bakın şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Çok şık, çok kullanışlı ve çok güzel bir model oluyor. Ve kolay bir model. Rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Renk renk yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Yani tamamen sizin zevkinize kalıyor. Ama e, keyifli bir model. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. E, elimden geldiğince geri dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.